Okullar kapandı. Sınavlar bitti. Artık eğlenmen lazım. Ne Valorant oynayayım diyorsun. Ama FPS'iniz yerlerde. Bu videoda kısa sürede FPS'inizi arttırmaya çalışacağım. Faydalı olursa kanala abone olup like atmayı unutma. Bu video biraz kısa olacak. Ama 25 dakikalık 24 dakikalık bir videom daha var kanalda. Detaylı bir şekilde. Buradaki biraz detaylısı olacak. Çünkü hızlı şekilde geçeceğim. Bazıları çok kısa bir şekilde yapmak istiyor. O yüzden uzun bir şekilde FPS arttırma isteyenler kanaldaki videoya gidebilir. Kartlarda bırakacağım. FPS arttırmaya başlamadan önce bir geri yükleme noktası oluşturacağız. Bunun sebebi şuraya gelip geri yükleme noktası yazdığımız zaman çıkacaktır. Bunun sebebi nedir? Eğer yaptığımız ayarlarda bir sıkıntı olursa veya beğenmediğim bir şey olursa sonuç olursa geri alabilmek için bunu kesinlikle yapın. Yani zararlı bir şey değil sisteme veya zamanı fazla olan bir şey değil. Sistemi geri yükle yazıp sistemi geri yüklemeye bastığınız zaman burada hemen eski şeye geri dönebiliyorsunuz. Nasıl oluşturuyoruz? Buraya oluştur diyoruz. Mesela tarih 20.06 yazın. Buradan yeni yükleme sunuşturun. Şimdi artık hızlandırmaya geçelim. Ne yapıyoruz? Buraya gelip arka plan yazıyoruz. Arka plan uygulamaları. Bu başlat kısmını yazmanız yeterli. Ve buradaki yerlerin hepsini kapatıyoruz. Bunu hepsini kapatınca buradaki hepsi kapanıyor. Zaten siz burayı açarsınız. Açtıktan sonra burada hepsini kapatıp açılması gereken mesela WhatsApp veya başka bir şey varsa bunu tekrar açabilirsiniz. Ama full FPS istiyorsanız burayı kesinlikle kapatmalısınız. Sonra ne yapıyoruz? Buraya gelip gizlilik ayarları yazıyoruz ve burada sol tarafında kilit olan işaretli olan yere basıyoruz ve buradaki her şeyi kapatıyoruz. Bunu kapatıyoruz ama geri açılıyor bazen. Burayı her zaman kapatmanız gerekiyor. Burası full kapalı olacak. Sonra mürekkebe gelip burayı kapatacağız. konuşmada gelip kapatacağız. Anlama geri bildirme gelip buranın hepsini kapatacağız ve sileceğiz. Etkinlik geçmişini bu cihazda depolayı tekini kaldırıp temizleyeceğiz. Tekrar buraya gelip oyun modu yazacağız ve oyun modunu açacağız. Oyun modunun etkileri çok fazla. Bilgisayarınızı oyun için en iyi duruma getiriyor ve FPS almanızı arttırıyor. Tekrar sol alttan devam ediyoruz. Buraya gelip başlangıç uygulamaları yazıyoruz. Ve sol tarafta şöyle bir işaretli kısma giriyoruz. Ve buradan başlangıçta açılmayacak uygulamaları kapatıyoruz. Mesela ben burada Battle'ı, BlueStacks'i kapatmışım. Live Wallpaper ve Riot Client Vanguard açık. Bundan açık olmanın sebebi Vanguard açık olmazsa Valorant açılmıyor. Live Wallpaper da benim masaüstündeki üstündeki wallpaper'ım. İsterseniz buraya sağ tıklayıp görev yönetisinden de başlangıca gelip buradan da seçebilirsiniz açılması gereken dosyaları. Ya da buradan da yapabilirsiniz hiç fark etmez. Mesela başlangıçtaki uygulamaları kapatırsanız bilgisayar başlatıldığında WhatsApp açılmazsa daha fazla FPS alırsınız. Çünkü RAM yemez, Skype açılmazsa RAM yemez, Spotify açılmazsa RAM yemez veya başka CPU yemez gibi kesinlikle kapatmalısınız ve hem zaten artırır hem de bilgisayar açılış sürenizi arttırır. Bunları yaptıktan sonra geçici dosyaları sileceğiz. Onu nasıl yapacağız? İlk önce WinRay'e basıyoruz ve çalıştır kısmı geliyor. İsterseniz buraya çalıştır yazabilirsiniz. Ama Windows 3'e tuşuna basarsanız burası gelir. Temp yazıyoruz buraya ilk başta. Ve burayı siliyoruz bazıları diyor buradaki dosyaları senin biz ne işe yarayacak. FPS arttırıyor bunlar zaten kullanılmayan dosyalar. Buraya gelip tekrar yüzde temp yüzde yazıyoruz ve burayı siliyoruz. Gördüğünüz gibi bunların hepsi siliniyor. Silinmeyenler atla diyebilirsiniz. Evet burayı da sildik. Şimdi ne yapacağız? Pre -fetch yazacağız. Pre -fetch yazdığımız zaman tekrar böyle bir yer geldi. İzin veriyoruz ve buradan burayı da siliyoruz. Silinmeyenleri yine atlıyoruz. Ondan sonra burayı kapatıp geri dönüşüm kutusunu siliyoruz. Ve buradan tamamen işimiz bitiyor. Sonra ne yapacağız buraya? Geçici dosyaları sil diyeceğiz. Geçiş dosyaları silince buradaki yeri kesinlikle açın ve geçiş dosyalar kısmına bastıktan sonra burada bir ufak tarama işlemi yapıyor. Sizde burada çok fazla alan varsa mesela ben 2 GB, sizde 10 GB alan varsa burayı temizlerken biraz uzun sürebilir. Mesela Windows Update temizliği buradaki Windows Update'i yaptığı zaman kendinden sonra yeni bir sürümden önce tutuyor gördüğünüz gibi burada zaten yazıyor. Bunu silerek hem bilgisayarınız yer açabilirsiniz hem de boş yere yer almamış olur. Buraya dosyaları kaldır diyoruz. Dediğim gibi sizde fazla yer varsa burada 10 GB, 11 GB ise derken biraz uzun sürebilir. Buraya yapılıyorken biz başka bir şey geçelim. Güç ve uykayaları nihai performans alma. Ne yapıyoruz? Buraya güç ve uykayaları yazacağız. Ve devamında ilgili ayarlar kısmına ek güç ayarlarına basıyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi high performans, nihai performans var. Ben genelde burayı nihai performans, yüksek performans veya high performansa kullanıyorum. Ama sizde burası yoksa nihai performans açmayı göstereceğim. Binre'ye yine basıyoruz veya çalıştıra giriyoruz buradan. CM'de yazıyoruz ve burayı. Komut istemcisinin yeni tüccar çalıştırıyoruz ve burası böyle geliyor. Sonra ne yapacağız? Buraya açıklama kısmında veya ekranda şu an gördüğünüz kodu yazıyorsunuz. Ben açıklama kısmına yazacağım zaten veya yorumlarda yazarım. Buraya yapıştırıyoruz bunu. Yazmanız biraz zor olabilir. Power JPG. Buraya bunu yazdığımız zaman Niyai Performans buraya geliyor. Ben buraya eklediğim için burada benim 50 tane Niyai Performans gene burada olacak. Bu Niyai Performans aldığınız zaman bilgisayarınız %100 GPU ve ekran kartı harcıyor ve daha fazla FPS alıyorsunuz. Burayı high performansı, e, yüksek performansla e çekebilirsiniz ama öyle oynarken niye performansı e tutabilirsiniz? Masa üstüne geldikten sonra buraya gelip görüntü ayarları diyoruz. Ve görüntü ayarlarından buraya aşağı inip grafik ayarlarına basıyoruz. Grafik ayarlarına geldikten sonra burada bende çok fazla şey var. Gördüğünüz gibi Valorant ve diğer bootstrap burada ekli. Buraya bunları ekleyeceğiz ve şurada sizdeki donanım hızlandırma GPU zamanlaması varsa burayı da açın. Ve sonra göz ata gelip buradan Valorant'ı bulmamız gerekiyor. Yerel listeye geldik. Riot Games. Valorant, Live ve Valorant. Buraya bunu ekle diyoruz. Zaten ben de ekli. Ekle diyoruz. Sonra bir daha göz at diyoruz. Göz atınca sonra Shutter Game. Binariyes. 1064. Valorant. 1064 Shipping. Bunu ekliyoruz. Bunları ekledikten sonra ne yapıyoruz? Burada gördüğünüz gibi seçenekler deyip yüksek performans. Seçenekler deyip yüksek performans yapıyoruz. Ve artık ekran kartımız da yüksek performans bir şekilde çalışıyor. Bunları da yaptıktan sonra masa üstüne tekrar sağ bir de Nvidia denetim masası açıyoruz. Siz daha AMD varsa YouTube'a veya herhangi bir yere Google'a. AMD ekran kartı performans ayarları yazarsanız çıkacaktır. Ben en midan ikini şu an size hızlı bir şekilde göstereceğim. Hatta şurayı büyüteyim siz de hızlı bir şekilde buradan yapın. Burada hızlı olanları geçelim. Mesela buraları kapalı kapalı. Dokuz yüzme kesinlikle yüksek performansta kalacak. Burada düşük gecikme modu bende şu an ultra ama siz burayı kapalı alabilirsiniz. Ben düşük gecikmeyi biraz önemsediğim için Valorant oynarken ultra'yı aldım. Güç yönetim modu, maksimum performans. Gördüğünüz gibi burada başka bir şey var mı? Bunların hepsi çoğu kapalı olacak yüksek performans için. Bir de ilk başta şurayı şöyle yapmanız gerekiyor. Gelişmiş 3 değil de benim tercihim ver performansa çekip buraya geçmeniz gerekiyor. Şimdiki yapacağımız şey de birazcık kötü bilgisayarlar için çok fazla FPS almıyorsanız ve daha biraz da arttırmak istiyorsanız burayı yapmanız gerekiyor. Mesela buraya gelip AppData yazdığınız zaman böyle bir yer geliyor. Burada Local, Valorant ve Save kısmına geliyoruz. Buradan Confi'ye geldiğimiz zaman sizin girdiğiniz hesaplar burada gözüküyor. Bende çok fazla hesap var burada herhangi bir hesaba girelim mesela. Buradaki hesap hangi olduğunu bilmiyorsanız teker teker deneyeceksiniz. Veya denemeseniz olur. Mesela buraya geldiğiniz zaman Windows'a girdiğiniz zaman Riot User Settings'ten Pro Seyir ayarlarından burada belli oluyor zaten. Hangi Pro Seyir o hesapta varsa belli oluyor. Mesela buraya geldiniz. Game User Settings'e bastınız. Gördüğünüz gibi ayarlar var. En alta geldiğiniz zaman hatta şöyle biraz büyütelim burayı. Burayı büyütünce gördüğünüz gibi 3 3 3 yazıyor. En düşüğü alınca burada Valorant'ta mesela en düşük ayarlara çekince 3 yazıyor. Ama siz burayı 2 ya da 1 yaparsanız en düşükten değil biraz daha düşüğe çekiyorsunuz. Daha düşük oluyor yani Valorant'ın istediğinden daha fazla düşüğe alabiliyorsunuz. Burayı böyle seçip de daha düşük ayarlar alabilirsiniz veya buradan 1280-720 buradan değiştirebilirsiniz. Veya buradaki yüzü 70'e 50'ye falan çekerseniz daha fazla vururlu bir şekilde göreceksiniz ama FPS'iniz artacaktır. Burayı da oynayabilirsiniz, burayı da oynayabilirsiniz. Ama fazla oynamanızı tavsiye ederim çünkü çok fazla vururlaşıyor kalite çok fazla kayboluyor. Şimdiki yapacağımız ayar da Discord ile alakalı. Valorant oynuyorken Discord açıksa FPS'iniz çok fazla yiyor bu ayarlar eğer açıksa. Mesela oyun arayüzü kısmındaki oraya etkinleştirirseniz çok fazla FPS yiyor. Nereden basan 20-30 FPS, 40 FPS fark ettiriyor. Bu nedir? Sol tarafta veya herhangi bir yere konumlandırdığınız yerde mesela sol üstteyken burada Discord'da kimler var onları gösteriyor. Mesela burada Rekobian falan burada hepsi yazıyor ya konuşur zaman onu gösterip bunu kapatın. Kayıtlı oyunlara bir ses gerek yok. Etkinlik izi buradaki hepsini kapatmanız gerekiyor. Gelişmişe gelip buradaki hepsini kapatmanız gerekiyor. Hatta burayı da kapatabilirsiniz. Ama şu an ben bunu kapatırsam Discord kapatıp yeni açılacak. Mesela şöyle yaptığım için böyle Discord yeniden açmam isteyecek. Şu an gerek yok. Ve Windows ayarlarından buradaki hepsini kapatmanız gerekiyor. Şimdi Valorant ayarlarından devam ediyoruz. Burada ne yapacağız? Windows'da full screen kullanmanız gerekiyor normalde burayı ama ben çift ekran, üç ekran kullandığım için burada Windows Full Screen'de kullanıyorum. Çünkü sağ tarafa geçerken biraz zorlanıyor. Hem kapat gir açılıyor gibi bir şey oluyor. Burada ne yapacağız? Sizde Nvidia Reflex Low latency varsa bunu 10 yapmanız gerekiyor. 10 Boost değil, 10 yapmanız gerekiyor. Grafik ayarları geldikten sonra buradaki multi şey açıksa buradaki 10 yapmanız gerekiyor. Ve buradaki ayarları kesinlikle size kalmalı. Mesela burada ekran kartınız çok kötü, işlemciniz çok iyiyse buradaki ayarları biraz arttırmanız gerekiyor. Çünkü Valorant bir işlemci oyunu. Yani siz burada gelip ekran kartınız kötü, işlemciniz kötü, siz buradaki hepsini azaltırsanız ne olur? Ekran kartı zaten kötü, işlemci zaten kötü. Bir de siz gelip buradaki ayarları azaltırsanız ekran kartı neredeyse hiç çalışmayacak. İşlemci kötüyken biraz daha fazla yük alacak ve FPS'iniz düşecek. Hatta düşmese bile çok fazla droplar yiyecek. Ama siz burada işlemciniz kötü, ekran kartınız da biraz hani ortalama ya da kötü ise burayı biraz açarsanız ekran kartına gitmeye başlayacak buradaki ayarlar. Mesela materyal kualiteyi açtığım zaman, mede çektiğim zaman, ortaya çektiğim zaman ekran kartı biraz daha harcanma olacak. Ve bu yüzden FPS'iniz artacak, droplar azalacak. Bilgisayarınız çok iyi. Zaten buradaki ayarları genelde yapmazsınız. Hepsini ortaya çeksin yeter ya da benim gibi kullansanız yeter. Hatta şöyle bir şey de var. Mesela genere geldiğiniz zaman buradaki resolution kısmını 720p'ye çekebilirsiniz. 1080p biraz bilgisayarınızı kastırabilir Veya 120 p kastırabilir fark etmez. Burada 768'e çekebilirsiniz. 4'e 3'te oynayabilirsiniz. Ama şöyle diyebilirsiniz. Buradaki ayarları biraz arttırıp buradakini 16'ya 9 olan 1366'ya çekebilirsiniz mesela. Aynı 16'ya 9 şeklinde çekebilirsiniz. Yani buradaki ayarları kesin kendiniz denemeniz gerekiyor. Evet benim videom bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Aklına takılan sorulsa yorumlarda belirtebilirsin. Bay bay.